Evet, başlayalım falan diyorlar. Dizilimle Evet. başlıyoruz. İki takımın oyuncuları da dizilime geldi. Ve santra vuruşuyla maç başladı. Modric battala şimdi köşeye doğru Arkin'in önüne Kaka. Orada yetişemedi topa. Felicity. Battala Kaka ortaya doğru çevirdi. Kazanova. Tekrar battalın önünde kaldı. Top battala Stig vurdu orada. Direkt dibinden duvara isabetledi. Stig. Cefer topu çıkarmaya çalışıyor. Şimdi oradan çıkardılar. Ters kanada. Kasparov. Almış'ın önüne doğru. Ölümcül orada Addison. Güzel vücudunu kullandı. Gronika'ya geri döndü. Şimdi Arki. Almış'ı geçmeyi denedi orada. Başaramadı şimdi. Topu duvara gönderdi. Ölümcül geldi orada. Felesti ölümcülü blokladı. Tekrardan ikinci pozisyonda Felesti başarılı. Kasparov ortaya denedi. Addison başarılı pozisyonda. Battal'a şimdi. Ani hata çıkıyor. Predator Eagles takımı. Felesti. Battal'ın önünde. Vakanzi'de kaldı top. Vakanzi ile Battal'la orada Power. Gronika. Şimdi Addison. Stig'in önüne. Kazanova. Stig yetişti topa Battal'a. Vuramadı orada. Vakanzi'de kaldı top. Kaka. Battala. Modric geldi orada. Pozisyonu sezdi. Alvuş. Felicity. Müdahalesi var. Tekrardan Alvuş. Kaka ortaya doğru. Battala Stig. Dokunamadı orada topa. Addison. Felicity. Arki. Köşede buluştu topla. Sağ kanatta. Kaka. Ortaya çevirdi Battala. Kasparov orada. Battala'nın vurmasını engelledi. Addison ortaya çevirdi. Kazanova. Kaka. Battala ortaya doğru. Kasparov. Tekrardan Felesti. Addison. Steen önde kaldı. Kazanova var Steen karşısında. Steak geçemedi Kazanova'yı. Ölümcül. Addison orada. Ölümcüller önce davrandı. Şimdi Arki. Kaka. Kaka çizgide battalın önüne. Steen arkasında kaldı top. Addison. Modric'ten önce topu aldı. Modric orada son temas ondan. Arki. Kalecisine döndü Gronika'ya. Kaka orada Alvuş'u güzel blokladı. Arki şimdi. Arki Kaka'nın önüne bıraktı. Kasparov'u blokladı orada Battal'a. Kaka geri çıkardı Arki'ye. Arki güzel geçti. Orada ortaya çevirdi Kazanova. İkinci pozisyon tekrar Kazanova. Top Cevher'in önünde şimdi. Cevher duvardan sektirdi. Addison'u geçmeye denedi. Orada ölümcül. Güzel aldı topu önüne. Gronika. Pozisyonda başarılı. Almış. Battal'a. Ulrich orada Felicity. Modric'in rahat pas atmasını engelledi. Gronika. Cevher açıldı kalesinden ölümcül. Skoru 1-0'a getiriyor. Cemiş Gezek United takımı. Şimdi Kaka. İleriye doğru bir pas. Battal orada. Geçirdi. Kasparov. JinX'lere hoş geldin kanka. Takibin için teşekkürler. Kazanam orada. Pozisyonda başarılı şimdi. Arki. Kaka çizgide topla beraber Kaka Felesti'ye bıraktı. Felesti ortaya çevrilen top Vakanzi'de kaldı. Tekrardan Felesti hatalı bir pas orada. Arki ortaya çevirdi Kaka'nın önünde kaldı. Kaka battal da kaleyi yokladı orada. İsabet yok. Felesti Vakanzi pozisyonda başarılı. Şimdi Felesti Gronika'ya döndü. Gronika sağ kanada geri döndü Stig. Stig'den Addison. Tekrardan orada Alvuş'ta top. Alvuş. Duvardan sektirdi. Cevher'in önünde bıraktı. Cevher de Modric'in önünde bıraktı. Şimdi Felicity. Orada pozisyonu dağıttı. Addison. Gronika. Sakin bir şekilde pasını attı orada. Addison kontrol edemedi topu. Kasparov. Cevher. Ölümcül. Tekrardan Cevher. Modric. Cevher topu çıkardı sol kanada. Kasparov.
ortaya deneme Arki pozisyonun geçmesini engellemedi. İkinci pozisyonda Kaka uzaklaştırdı. Top Vakanzi'de. Vakanzi, Kasparov, Odric. Vakanzi topu aldı şimdi. Kazanova'ya doğru orada stik. Geçit vermedi orada. Arki ortaya doğru ölümcül kaleyi doğru gönderdi. İsabetsiz bir şut. Kronika. Ölümcül kötü bir vuruş yaptı. Bu arada ilk 5 dakika itibariyle maçı değerlendirecek olursak Predator, evet, Eagles etkili başladı maça. Bütün kontrol onlardaydı. Ta ki Çemişgezek golü bulana kadar. Çemişgezek de golü bulduktan sonra üstünlüğü ele aldı. Özgüvenleri yerine geldiğince şu an ortada bir mücadele izliyoruz. Orada Gronika pozisyonda açılmıştı. Öndeye kalandı pozisyonda. Ölümcül orada 3'le 6'nı kapatmasına rağmen ince bir vuruş yaptı. Golü güzel bitirdi. Onu da atlamadan edemeyeceğim. Yani Gronika'nın bir anda önde yakalanması çok sıkıntı yaratıyor. Predator Eagle takımı. Şimdi Vakanzi. Battala. Vakanzi de önde yakalandı. Geriye çekildi şimdi. Battala. Gronika'ya geldi top. Travis Marshall, hoş geldin. Takibin için teşekkürler. Ortaya doğru. Kimse dokunamadı orada topa. Alvuş. Alvuş topu blokladı orada duvarda. Orada Kaka rahatsız etti. Alvuş çok güzel çıkardı oradan topu. Tekrardan Kaka'da geldi top. Arki'nin müdahalesiyle. Arki. Addison'a çıkardı. Addison'dan Stig'e döndürtmedi Kazanova onu. Tekrardan ortaya doğru Stig. Battala Kasparov'la. Alvuş orada. Battala'nın pozisyonunu bozdu. Ölümcül. Odric'e bıraktı. Çizgi Stig. Mükemmel vurdu. Vakanzi aynı güzellikte kurtardı topu çizgiden. Şimdi Cevher, Ölümcül, Odric ortaya doğru bir deneme. İsabetsiz bir pas. Arki, Kaka, tekrardan Arki. Kalecisi Gronika'ya. Gronika, Addison, Felicity. Felicity, Kazanova izin vermedi pas atmasına. Ölümcül önünü alamadı topu. Gronika. Gronika. Hocam Arki'yi bu arada gördüm. Bir yorum daha belirtmek istiyorum. Ölümcül'ün, evet, first touch dediğimiz ilk dokunuşlarında başarısız kaldığını söyleyebilirim. İki pozisyonda eğer başarılı dokunuş yapabilseydi gol olması işten olmayacak pozisyonlar olmuştu. Evet, yani o first touch'ı iyi yapamadı orada derken Ölümcül first touch'a ne gerek var diyor. Pozisyonu sezdi, 2-0'a getirdi pozisyonu. Burada first last yani tek evet. Ve ilk ve son dokunuşunu yaptı. Evet, güzel. Bu pozisyonlarda iyi değerlendiriyor ama sizin dediğiniz gibi yani o first touch pozisyonlarında daha farklı olabilirdi şu anda skor. Yani bir gol atarken iki golü kaçırdığını unutmayalım Ölümcül'ün. Felicity. Ne kadar oynarsan oyna bitirmek çok önemli. Evet, yani Predator Eagles'da ilk yarı bayağı tutuk göründü. Gol gelene kadar iyi o gidiyorlardı ama golden sonra bayağı kontrolü kaybettiler. Yani şimdi yine baskın oynuyorlar ama bu sefer Gemişgezik United'ın defansını geçemiyorlar. Yani ve defansta çok fazla açık veriyorlar. Arki. Kanatta Kaka'nın önüne doğru Kasparov. Kapattı önünü. Battala şimdi kaleyi yokladı orada. Vakanzi. Stig vardı karşısında. Riske atmadı. Çizgiye gönderdi topu. Kazanama. Güzel duvar denemesi orada. Gronika. Son bir dakika. İlk yarı için. Alvuş. Felicity orada. Geldi pozisyonu bozdu Kaka. Gronika. Topla devam etmedi. Stig'e gönderdi topu. Stig. Ortaya doğru bir deneme orada. Odric. Ölümcül yine önüne alamadı topu. Addison. Battala. Battala'dan Addison'a güzel bir pas ama isabet yok.
Gol yediklerinden dolayı daha baskın hatayı açıklar. Evet, yani risk alıyorlar. Aldıkları risk ellerinde patlıyor şu anda. İlk golden sonra o şekilde oldu. İki kere açık verdiler. Ölümcül pozisyonu değerlendiremedi. Üçüncüsünde affetmedi. Şimdi Gronika. Son 8 saniye. Felicity. Steak. Önünü aldı. Topu Steak. Kazanova. Geldi müdahalesini yaptı. İlk yarı skoru. 2-0 bitiyor. Girmiş gezi United. Burada Trigger's karşısında 2-0 önde tamamlıyor ilk yarıyı. Evet, Predator Eagles beklediğini alamadı ilk yarıda 2-0 geride tamamlıyorlar. Cemişkezek oyunu kendi yarı alanında kabul etti ilk başta. Sonradan golü bulunca oyunu karşı sahaya yıkmayı başardı. İkinci golü de buldular. Skoru da açabilirlerdi. Ölümcül'ün birkaç pozisyonda önünü alaması. Bu arada Ölümcül'le Evet. ilgili de yani bu iki takım da çok kaliteli takımlar. Bu takımlarda oynayabilmek için epey yetenekli, iyi işler yapıyor olmanız gerekiyor. Ölümcül'de ilk dokunuşları iyi yapamamasına rağmen çok iyi vurdu ikinci golde özellikle. Bitiricilik konusunda gol sezileri kuvvetli bir oyuncu bence de. Evet. Evet. İkinci yarıya başladık bu arada. Evet, hızlı bir başlangıç oldu. Şimdi Felicity. Miko Kasanova Resit oyunu durdurdu. geldi. Evet, resart aldık. Çünkü çok hızlı başladı. Ben de beklemiyordum yani o kadar hızlı başlamasını. Resart alması normal oldu yani. Aa, ben logoların yerini değiştireyim hemen. Hazır iki takım da yer değiştiriyorken. Sonradan sorun oluşturmasın. Bu arada Predator Eagles'da Felicity 6 numaraya geçti. Addison 10'u aldı. Sol tarafta Miko'yu görüyorum. Stig yine sağ kanatta. Battal'a ileride. 10 numara değişikliğine gidilmiş. Predator Eagles'da. Şimdi Addison. Odrick. Evet. Adilson da bu arada 10 numarada çok etkili bir oyuncudur. Çemişkezek'te. Evet. Önceki maçlarından biliyoruz onun da nasıl 10 numarada oynadığını. Giresunspor'a karşı da 10 numara oynamıştı Addison. Geçtiğimiz günlerde bir maçta izlediğimde daha geride oynuyordu 6 numarada. Tekrar ileriye almalarına sevindim. Adilson'un yaratıcı aksiyonları var hücumda. Evet. Şimdi orada Almuş'ta Miko ikili mücadele halinde. Odrik de geldi orada pozisyonu almak için. Miko kişinin arasından çıkardı topu şimdi. Addison Kasparov. Tekrardan Miko. Miko önünü aldı güzel. Kasparov'u da geçti. Battal'a pas. Kontrol zayıf. Şimdi top Miko'nun önünde kaldı. Miko kaleyi yokladı. Vakanzi. İkinci pozisyonunda Kazanova ile Arki arasında şimdi Steak ortaya çevirdi. Almış. İki kişinin arasından Battal'la denedi. Üçüncü pozisyonda Miko şimdi. Odrik ortaya açılan pası dışarıya blokladı. Arki. Çok güzel geçti orada Cevheri. Arki ortaya denedi Kasparov. Tekrardan Felicity. Addison'a gelmedi top orada. Almış. Miko ortaya çevirdi Cevher. Ölümcül orada Felicity.
Gronika. Toplu oynadı şimdi Arki. Tekrardan Felicity. Miko. Ortaya doğru bir deneme. Almış orada Felicity. Seken topu uzaklaştırdı. Şimdi Vakanzi. Vakanzi'den hatalı bir pas. Miko. Felicity. Vattala var önünde. Ona doğru Vattala. Kontrolü güzel. Orada Kasparov'u geçti. Almış. Terste kaldı. Stick. Ondan da bir ters vuruş. Granika'ya geldi top. Arki. Addison. Çizgide stick. Addison. Şimdi ortaya doğru bir deneme. Kasparov. Stick. Addison orada cevher. İkisini de geçti ama top Granika'da kaldı. Felicity. İkinci yarıya Predator Eagles çok baskılı başladı. Çok tehlikeli karambol de yakaladılar ama golü bulamadılar. Böyle devam ederlerse bir gol gelecektir illaki. Çemişgezek de çözülmeye gitmez umarım. Yani iki takım da birbirine şey oynuyor. Battala köşeyi yakaladı. Vakanzi'yi avladı. Skoru 2-1'e getiriyor. Predator Eagles takımı. Hocam siz gol gelecek dediniz, anında gol geldi valla. Evet, şu anda devamı da gelebilir. Stik hocam. Şut yani çok açık veriyor bu dakikalarda gemiş gezek. Evet, çok aşırı yasladılar takımı. Yeniden özgüvenlerini kazanıp açılmaları gerekiyor. Çemiş gezek çok geriye yaslandı. Evet, ikinci yarıya ama Predator Eagles çok baskın bir şekilde başladı. Yapılan değişikliklerin de bunda etkili olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle sol kanadı Miko'yla iyi kullanıyorlar. Golde de Adilson'un pası yani güzeldi. Bu gol Cemiş'in oyununu bozabilir. Aynen öyle. Özgüvenleri kırılabilir bu dakikalarda. Ama buraya kadar gelen bir takımın da bir golle özgüveninin kırılması zor diye yorumlarım ben. Şimdi Miko'dan alınan bir pas var. Onu bekliyoruz. Bu arada Galaxy X-Ball ile ilgili gelişmeleri almak için linkler sabit. Kendileri özel siteleri var. Oradan gidip ligdeki durumları, ligdeki oyun şeylerinizi, istatistiklerinizi öğrenebilirsiniz. Diğer yandan da lig hakkında, takımlar hakkında bilgi almak istiyorsanız Discord adresini sabitledim buraya. Oradan katılabilirsiniz. Şimdi Addison stick ortaya çevirdi orada. Miko'nun arkasında kaldı top. Miko tekrar ortaya. Addison kaleyi yokladı. İkinci pozisyon. Kazanova başarılı pozisyonda. Arki stick ortaya doğru bir deneme. Kazanova stick güzel duvar hareketleriyle oyunu hareketlendirdi orada. Kazanova. Modric. Cevher. Örümcül. Önüne aldı top şimdi. Duvar oyunlarıyla çıkmayı deniyorlar derken Miko'ya kaptırdılar topu. Addison orada topa temas edemedi. Arki ortaya çevirdi. Kasparov, Addison. Addison Felicity'yi gördü. Felicity ortaya. Miko ikinci pozisyon. Addison arkaya çevrilen top Kazanova'da kaldı. Tekrardan hatalı paslarla başı belada bu dakikada. Hocam ölümcülün hataları ölümcül sonuçlar doğurabilir gibi görünüyor. Evet. Tam çıkacakken topu tuttu geri rakibe attı resmen orada. Yani çok riskli hareketleri var. Evet, ölümcülden riskli hatalar geliyor. Bir dizilimde mi hata yaptılar neyse çok aşırı baskı yediler ikinci yarıda. Şimdi ölümcül karşı karşıya. Şutlarda da sıkıntı yaşıyor ölümcül bu arada. Yani ikinci yarıya bambaşka bir şekilde başlayan Predator Eagles var.
Ve Cemiş Gezek United'da ilk yarıdaki performansının düşüklüğünden dolayı bu baskıdan çok yenik düşüyorlar. Verdikleri açıklıklar olsun, pozisyonlar olsun, bireysel hatalar da olsun, skoru etkiliyor. Bu dakikalarda Stig Vakanzi kalesinde dikkatli. Şimdi Miko iki kişinin arasından topu çıkardı. Battala kaleyi yokladı Vakanzi. Çizgide müdahalesi başarılı. Stig topu duvardan aldı önüne şimdi Battala. Addison çok güzel geçti. Udry kaleyi yokladı Vakanzi. İkinci pozisyon Kazanova. Çizgide Battal'ın şutunu önledi. Stig ortaya Miko. Çok güzel bitirdi tekte. Skoru 2-2'ye getirdi. Predator Eagles takımı. Beraberliği yakaladılar. Bir oyuncu değişikliği yapıyorlar ama sanırım bu evet. Değişikliği gol yemeden önce yapmaları gerekiyordu. Yani goller resmen geliyorum diye bağırdı. Geç yapılan bir değişiklik. Bakalım oyuna nasıl bir etki sağlayacak. Yani Gemiş Gezek elinde olan maçı şu anda çok riskli bir hale getirdi. Diyebilir miyiz hocam? Evet. Ya Gemiş Gezek biraz topu ileride tutabilseydi, kaleden uzaklaştırabilseydi bu kadar kolay gol bulamayabilirlerdi zaten. 5-6 dakika sürdü iki gol bulmaları. Evet. Ama topu hiç uzaklaştıramadılar ortalara doğru. Sürekli baskı, sürekli baskı. Gol getirdi haliyle yani doğal olarak. Evet ve üstüne yapılan pas hataları yani çıkarken de yapılan pas hataları oldu. Ölümcül'ün yaptığı, diğer takım arkadaşlarının yaptığı. Yani bir türlü baskıyı kıramayan bir Gemiş Gezek United takımını izliyoruz şu anda. Ve go işareti verildi. Gemiş Gezek United'ın santra vuruşuyla maç hareketlenecek. Kasparov. Kazanova. Tekrardan Kasparov'un önüne. Vakanzi. Kazanova. Stig geçti orada. Cevher. Odrik. Güzel bir pas atamadı orada ölümcüle. Miko. Şimdi karşı atak şansı. Miko. Miko battal orada. Kasparov. İkinci pozisyon Stig. Önüne aldı topu. Kazanova. Miko. Sol kanatta duvarlardan geçirmeyi deniyor topu. Odrik karşısında. Yeni oyuna giren Rich. Orada şimdi topun hakimi Rich. Ortaya ölümcüle doğru felaket. Felicity pardon. Miko ortaya çevirdi şimdi. Stig kaleyi yokladı. Kaleden biraz uzak. Şimdi Rich. Cevher. Ölümcülün önüne. Ölümcül ileriye doğru isabetsiz bir top. Altın gol mü var yoksa penaltılar mı diye bir soru gelmiş hocam. Altın gol mü yoksa penaltılara mı gidiyor maç? Sanırım altın gol olması lazım. Çok emin değilim. Kemal'e tamam. Sorarız. Şimdi ölümcül Gronika ile karşı karşıyaydı. Şut çekmeyi tercih etti. Gronika pozisyonda başarılı. Derken orada Felicity'den seken bir top. Cevher'in de arkasında kaldı. Arki şimdi. Ortaya gitti o top. Felicity. Addison. Stig. Arki, Cevher, Rich, Felicity şimdi geldi orada pozisyonun hakimiyetini sağlamaya çalışıyor. Arki'den hatalı bir pas kaleye. Gronika arkadaşının hatasını kapattı orada. Artı 10'da gol yemezseler penaltı olabilir. Valla bilmiyoruz şu anda. Bizim turnuvalarda penaltı yok. Ha o zaman tamam. Golden goal olur. Bizde golden goal oluyor.
Şimdi Odrik ölümcünün önüne bıraktı. Gronika yetişecek orada. Felicity vücut blok attı. Cevher kaleyi yokladı. İkinci pozisyon. Ölümcül. Ölümcül yine tek vuruş. Ölümcül mükemmel bir bitirecek. Evet. Tekrardan takımının öne geçirdi. Şimdi Gronika. Battala. Arka tarafa doğru sol kanada gelmedi. Top orada Odrik. Ölümcül şimdi. Ölümcül yine isabetsiz bir pas oldu bu. Gronika. Köşe paslarında ölümcül bir tık zayıf kalıyor. Karşı rakibe gönderiyor topu. O şekilde rakibin oynamasına müsaade ediyor topla. Bu pozisyonda aslında amacı pas vermek değil. Topu ileri atıp takımının ileri çıkmasına zaman yaratmaya çalışıyor. Çok mantıklı. Olmayan bir hareket değil yani baktığın zaman. Ha, o zaman o da bizim hatamız olsun. Şimdi Cevher. Ölümcül'ün önüne. Ölümcül Gronika'yı geçmeyi denedi orada. Şimdi tekrardan ölümcül'ün önünde kaldı top. Felicity orada geldi baskıya. Adilson da geldi. Çıkardılar oradan topu. Ortaya gitti. Rich temas edemedi orada. Fitinho takibin için teşekkürler kanka. Aramıza hoş geldin. Casanova. Orada Arki. Pozisyonu şey yaptı. 10 saniye kaldı bu arada maçın bitimine. Miko. Ortaya Felesti. Battala. Stick. Ortaya çevirdi şimdi Arki. Bu maç bitiyor. Gemiş gezek United takımı. 3-2 yenmeyi başardı. İkinci yarıda inanılmaz bir baskı yemesine rağmen son 3 dakika kala o gelen değişiklikten sonra yeniden kontrol ele alabildiler. Evet. Tebrik ve Arki'nin hatasıyla geldi bu gol. Defansif evet. Bir hatayla. Çemiş Gezek takımı 3-2 maçı kazanmış. Kendilerini tebrik ederiz. Güzel Arka bir maç oldu. Tebrik ederim. Vallahi loyloy. Teşekkürler. Geldi. Tezahürat yapabiliriz soruyu. Haydi haydi. Discord ekranı. Çemiş Gezek'in şeyini aynen Discord ekibi de olabilir. Tebrikler arkadaşlar. Kaptan Casanova. Hocam sunum için, spikerlik için, yayın için bütün ekibe teşekkürler. Ben uğrayamadım. Hazırlık maçı yaptık. Yarı final yaptık. Uğrayamadım ama emeğinize sağlık. Sesine emeğine sağlık. Mechelen takımını ve Predator Eagles takımını da tebrik ederim. Ellerine sağlık. Giresun takımı da aynı şekilde. Giresun'da yarı finale katıldılar. Hocam valla ikinci yarı inanılmaz bir baskı yediniz. İlk 7 dakika evet. Özellikle. Maç neredeyse gidecekti. Son anda kontrol aldınız. Topu ileri çıkarmayı başardınız. Tebrik ediyoruz. Nasıl hissettirdi sizi? 2-2'ye geldi maç ikinci yarıda. Bir panik hocam, oldu mu? Ya panikten ziyade kontrolü rakibin eline alacağını biliyorduk. Ama sonra bir değişiklik yaptık. Tekrar oyuna ortak olduk. Golümüzü de bulduk zaten. Kontra atak anlayışıyla sahadaydık denilebilir. İyi de oynadık kontra atak oyunu bence. Bütün takımımı kutluyorum. Bravo kaptan. Bravo kaptan. Kimse söylemedi. Bu arada Murat evet. Galaxy Speaker'i ağzına sağlık. Çok güzel bir maç yönettin. Çok teşekkür ederim. O sefer şekilde yorumlarıyla eşlik ne etti demek? Buna. Bu arada arkadaşlar mutlaka kayı sebepli bilginiz vardır. İkinci sezon Beyda Otopower olacak. Hepinize buradan açık davet. Hepinizi mutlaka bekleriz. Hala evet. Takımlarına oluşmuş arkadaşlar var. Konudan belki bilgisi olmayan arkadaşlar vardır. Beyda Otopower'da evet. Mutlaka hepinizi bekleriz. Ben de birazdan Çemiş Gezek'in galibiyetiyle ilgili duyurusu geçeceğim. Onun dışında Osa Hocam ekmek istediğim şey varsa... Hayır tebrik ya. Ediyorum. Varsa oyunculardan yorum yapmak isteyen maçla alakalı görüşlerini alabiliriz herkesin. Evet, oyunculardan yorum yapmak isteyen yok mu? Cevher artık mikrofonu açması lazım buna. Oha, felsefat gelmiş. Sniper'ı... Berat ne gülüyorsun lan? Felsefat finalde...
Mesajıma dönmüyor kaç gündür. Adam bırak yakasını. Emre mikrofonu açmadı herhalde. Bu arada ölümcül buradayken kendisine biraz eleştiri yapabilirim. İlk dokunuşlarda biraz sıkıntıları var. Bir iki tane net pozisyonu harcamış oldu. Ama tek vuruşlarda da çok etkili, şut vuruşlarında. Yani bu Wade organizasyonu genelde onun alanı olduğu için kendisi de bu alana yabancı değil. Bir de şöyle bir durum var. Predator ekibi 3 ve 6'sına karşı durmak, orada top tutmak da kolay değil. Belki bunun stresi ve final heyecanı da olabilir. Ama ayrı olarak onun maçlarını izlediğim için kendisini biliyorum. İkinci sonunda daha iyi performans gösterir diye düşünüyorum. Katılıyorum. Bu arada Berat, hoş evet. geldin Alvuş. Hoş buldum, ne haber? İyidir, sağ ol, sen nasılsın? Mükemmel. Nasıl geçti maç senin için? Maç benim için yorucu geçti. Miko beni madara etti. Zorlayıcıydı. Kan attı. Miko ikinci yere oyuna girdiği zaman evet Alvuş'la evet. çok fazla eşleştiler. Ya genelde şey Miko'nun olduğu kanatı odak noktası yapıp onu duvar yani genelde duvarı yapmayı sevdiği için onun olduğu kanattan ilerliyorlar. O yüzden 7 numara ve arka kanattakiler genelde unutturmaya çalışıyor. Genelde Predator taktiği bu ve oyunu set ucuna döndüğünde direkt kanat değişimleri 2-3 saniye buluyor. Direkt topu kareye gönderip ters kanat aktarmaları. Bunu çok iyi yapıyor ki Giresunspor maçında özellikle bunu ilk yarıda çok izlemiştik. İlk 4 dakika içerisinde direkt bunu gösterdiler. Ya finalde tüm takımlar çok iyiydi. O yüzden katılan tüm takımlara teşekkür ederiz arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Şampiyon için... olmuşuz. Günaydın. Allah kahretsin. Abi. Allah kahretsin. Şampiyonluktan haberi yok. Abi kolay bir şampiyonluk olmuş herhalde. Öyle diyorlar. Ben izlemedim ama. Ama şu an rakip takım kaptanları yok. Ne kolayı. Madara oldu. Gerçi yabancı da değil. Ya kıran kırana geçti maç. Feltepak'ın evet. bu sezon çapraz bağları koptu. Ayağınıza sağlık beyler. Kayı'ya da söyleyin bana mesaj atmasın amına koyayım. Yayındayız Emre'cim. Ha özür dilerim. Pardon. Ha ağzı mı? Açtı mikrofonu konuşur. Valla ikinci sezonda Feltepak'ı kesin görmek istiyoruz. Artık ona bir kesin sözümüz. Ona bir özel sniper edit yapmamız gerekiyor. Hocam ama benim 2 sezon önceden de kalan bir edit vardı ama. Var da ben hiç bilmiyorum ki o konuları. Yapacak arkadaş arıyoruz. Ne olur gelmeyin. Kayının serzenişleri. Maç güzeldi ya. Son saniyeye kadar iki taraf da oynadı. Son evet. saniyeye kadar denediler. Dün bir maç vardı Predator'la Giresunspor maçı. İlk yarı beraber bitti. 0-0 beraber bitti. Oradaki Giresunspor'un defansı, Predator'un baskıları, gol bulamayışları, Jankovic kaleci devleşti. Ya o da çok efsane bir maçtı ama ikinci yarıda 4. dakikada falan direkt çözdüler. Büyü bozuldu yani o şekilde değil. Basıyorlar, içeriği çok güzel açıyorlar. Evet ama Predator onun hızıyla geldi diye söylüyorum ama finalde Çemiş Gezey'in Predator'u durdurması başka evet. bir hikaye zaten. Tekrar hepinizi çok tebrik ederim arkadaşlar. Güzel bir seyir zevki yüksek bir maç izlettiniz. Jeksal da aynı şekilde kanatlarda gayet iyiydi. Onun dışında Mauro Zey burada tamam. Jeksal sen oynadın mı lan? Ben yarı finalde oynadım. Evet. Takımımla gurur duyuyorum. Aslanlarım benim. Bir de çok enteresan CHF'nin neresiz sahaya çıkması. Bilmiyorum, bazı şeyler kopmuş gözüküyor. İkna ettik bunu da hocam. Konuşabilir. Silah zoruyla çıktı. daha önceden Cevher'in kazanamayı bir yorum vardı. Seni işte köy takımından aldık diye bir. Önce ne? Bayer Leverkusen takımında oynadı geçen seneki Vedo Topavr'da. Bakalım bu sefer artık o Çemiş Gezek'ti. Ve final gördü ve kazandı. Geçen seneki kaybetmiş çünkü. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Burası kardeşim galibiyet yeri. Cevur, nerede olduğunun farkına vardın mı? Şimdi hissettim. Duyuyor musun? Burası senin hemen kuzen değil. Şarkıdan şarkı dinliyor. Öyle ya, hiç şey yapmaz.
Onun dışında eklemek istediğin bir şey varsa konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Buradayız. Ayıptır sormasın. Kaç maç bitti? 3-2. 3-2. Oo, ve yani 20 harika. Dakika VD futsal 3-2. Yani çok iyi. Yani çok zorlu geçmiş belli ki yani. Ve son dakikada atıldı gol yani. Son gol. 2-2 gidiyordu maç. Felsi sesli olsaydın bağırırdım diye ama sen olmayınca biraz buruk bir şampiyonluk kutladı. Oğlum yap, gerekeni yapmışsınız oğlum. Komşular evi basardı Felsefat. Sağlık olsun. Bir dahakine inşallah. Diğer sezonu. Büyük kaptan konuşmasını yapsın. Sonlandıralım bence. Büyük kaptan Morutan Zeyi. Tamam. Morutan dinleyelim. Burada mı? Ha burada evet. Evet burada. Bana mı diyorsun? Büyük. Hiç üstüne onunla. Hiç ilgilenmedi. Aslan oğlum benim hadi. Absürt. Önceki Cevur'a şey demek istiyorum. Burası tozlu dere değil yani, kusura bakma da eskiyi bir silmen lazım. Bir de bir kendisi ama veda ediyor. Buradan kendisini kınıyorum. Direkt Cevher'e yönelik mi? Yetişemedim, benim işlerim vardı. Maça yetişemedim. O yüzden de odaya bile giremedim. Doluydu oda. Evet, oda önce hiç doluydu. Takımın sadece ikinci yarısını izledim. Dediğiniz gibi bahsettim. Ki yani Çemiş Gezek bir dönem özellikle zaten defansını iyi kurup sürekli kontra arayan bir takımdı. Yani bazen patlıyoruz bu durumda. Ki patladık, 2-2 oldu. Sonra kendi oyunumuzu oynamaya karar verdik. Sesle de konuştuk onu. Korkmadan oynayacaktı dedik. Çıktık, golümüzü attık. Kazandık. Bu kadar demek istiyorum. Daha fazla izlemedik. Evet. Bu arada Morutan Zeyn'in sözlerine destekleyecek bir şey söyleyeyim. Defansif yönüyle alakalı. Geçen seneki Bedel Futsal'da, Futsal Fiesta'da bu Denk Okulu'nun namar şampiyonu olduğu Esperino'nun. Orada Çemiş Gezi'nin bir 4 dakikalık defansif şeyi var. Bir sekansı var. 4 dakika önce kaleyi korudular Aksiyaslar'ın ekibine karşı. O yüzden defansif anlamda hiç gözümüz arkada değil yani. Çemiş Gezi'ye mutlaka o defansif kale korunur yani. Hocam, kaptanımın sözlerine bir şey eklemek istiyorum. O kadar şampiyon olduk. Predatörü herkes favori görüyordu. Biz Cemiş Gezek olarak gereğini yaptık. Yani artık bir cansöz şovu istiyoruz. Burada kaptan iletiyim. Ben konuyu nereye bağlayacak diye bekliyorum. Var. Cevher yine geç geldi. Saygılar arkadaşlar. Teşekkürler Jackson. Oğlum cansuyu mansuyu karıştırmayın şimdi. Felsefatın planları varmış belli ki. Evet, yakışım benim planım yok da şimdi cansu mansu ayıp oluyor. Felsefat bizi Palutava yemeğe götürecekmiş. Evet. Palutava'ya gidiyoruz hep birlikte. Cevher'in bir aşık olduğu var da Can Söz diye, onu diyorlar. Melih bana takım şeyini resmini atsana, logosunu. Tamamdır hocam, at. Bir at da ben duyuru geçeyim. Hexball'da kutlama yapmıyor muyuz ya? Şampiyonluk map'i açın arkadaşım. Şampiyonluk map'imiz yok. Buluruz. Hocam var mı kalabilir miyim? Burada şey sahada sahaya girip bir şey ekran resmi atarsanız olur burada. Çemiş Gezek kadrosunun ya yani kadrosunun olduğu. Sahaya girebiliyor musunuz? Sahada mısınız şu an? Telefon. Evet hocam, odadayız. Tamam, bir şey, şampiyonluk pozu alalım. Beni de aldım. Ha, şampiyonluk pozu alalım sizden. Bu ne? Daha güzel şampiyonluk. Ha, kuvvet güzel bir şey varmış. Kalleşim varmış. Kasa ya beni de unutma oğlum. Felsefat nikahı alıp gelsene yani sakın ben sana. Evet. Onur aldın mı şu an? Onur baksana bir odaya kanka. Link atayım sana, dur. Hangi oda? Ben sana link atıyorum bak. Işıklar altına bak, şeyler yapmışlar ya, şaka gibi. Evet evet, güzel. Ya. Çok güzel yapmışlar onu. Bayağı güzel yapmışlar yani. Bir şampiyon kuzu şey yani. Serum oyunu da var bak, geçiş yolu da var. Kırmızı halıyla çıktık. İzleyen üst taraf görünmüyor ama aşağısı görünüyor sadece. Ben şöyle küçülttüm ben biraz da ekranı. Ekran biraz da küçült bu arada şey, Murat gözükmüyor eğer. Bir alabilir. Gözüküyor şu anda. Lan altına gidip de kaldıralım. İki abla. Tamam. Şey pozunuzu alın, ben de ekran resmi alacağım zaten. Kupanın tek ucunu ben tutacağım kaptanım.
Tövbe de. Kazanma kenara kaldı. Bir dakika koyacağım. Felsefe tamam. Atmayacağım. Ben geliyorum, geliyorum. Evet. Link atayım mı arkadaşlar? Birbirinize link atın. Ben de aşağı geliyorum. Takım rengini değiştirin isterseniz. Siyah üstüne siyah olmuş. Kırmızıyı yapsana bizim. Yapıyorum. Kırmızıyı yap aynen. Kırmızı formamızı. Bakan Ziyar bakamadı kendine. Bakan Ziyar simetri hastası herhalde. Bakan Ziyar da çok iyiydi ya. Yayına VR'da şampiyonu söyleyeyim. Olur olur. Ama telif... gerçi kickte bilmiyorum ya. Yok kickte telif şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. Çok şükür. O yüzden rahatım. Bak birleşip durmayalım da isimler çıksın. Aynen. Mesela şu an Nandez gözükmüyor ismi. Ha okey şu an gözüküyor. Kasa sen biraz biraz sağa gidiyorsun. Okey sen de ekran açmalıyım. Nandez hocam gözükmüyorsunuz hocam. Bak tamam şu an gözüküyor herkesininki. Ölümcül biraz belki yukarı çıkabilir isterse. Kazanova ile Vakanzi'nin arasına girebilir isterse. Ölümcül burada duyuyor musun? Ölümcül simetri hastaları var gel Aydın. Ben ekran açmalıyım okeyseniz şu an. Alabilirsiniz hocam. Ölümcül tamam. Burada da hedefi tutturamıyor. Okey ben ekran ismi aldım bu arada arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel maç izlettiniz bize. Biz de teşekkür ederiz hocam. Haydi kupayı kaldıralım haydi. Bastır altta. Yüklen yüklen. Yüklen kolu geldi. Nasıl 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 nasıl. Adam kalkmıyor bu hocam. Şey mail şeye baksana. Bir link yönetime baksana. Okey mi? Buradan bir yüklem kolu geldi de. Melih baktın mı sen şey lig yönetime? Evet hocam. Okey mi? Pay... Tamamdır. Tabii tamam. Kasa HZ bulsana takım hazır burada. Ha, çıkmaz. İzne çıktı. Hocam yayın sonunda yayın tekrarının paylaşılmasını talep ediyorum. Evet yayın hepsi hepsini hazırlayacağız. Paylaşılıyor zaten. YouTube. Sıkıntı yok. Hı-hı, o hepsini hazırlayacağız. Sorun yok onunla ilgili. Ben şimdi duyuru yazılıyorum da. Bu arada benim yayın tekrarım açık yani girip izleyebilirsiniz. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Hiçbir farkı olmayacak yani. Onun dışında bir sorunumuz yok. Tamam hocam sağ olun. Rica ederim ne demek. Şeyi alacağız onu ya. Kürsü taraf gözükmüyor. Hocam ben müsaadenizi isteyeyim. Bir şey tamam. Lazım olursa yine bana mesaj atabilirsiniz. Tamamdır. Hadi çok sağ olasın. Hocam hepinizin eline emeğine sağlık. Her zaman çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler güzel yani. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Otopower'da görüşmek üzere diyorum o zaman. Hocam hayırlı geceler diliyorum. Hepinize teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Ağzına sağlık.